Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mantık ve kampımızın tam 18. gününe geldik arkadaşlar. Bu konu aslında çok fazla bir sıfırlarla boğuştuğumuz, çok fazla ezbere dayalı olabilecek bir konu. Ama biz küçücük cümlelerle aslında buradaki mantığın günlük hayatımızda ne kadar fazla kullanıldığını ve buradaki bir sıfırların tamamen bunlardan oluştuğunu yani buradaki tabloları ezberlemeden sizlere aktarmaya çalışacağım. Kalemlerimiz hazırsa elimizde ise hemen gelin konumuza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle önerme nedir? Doğru ya da yanlış diyebildiğimiz yani kesin bir hüküm bildiren ifadelere biz önerme diyoruz ve bu önermeleri PQRS gibi küçük harflerle gösteriyoruz. Arkadaşlar bir şeyin önerme olabilmesi için herkes tarafından aynı şekilde algılanabilmesi ve doğru ya da yanlış bir hüküm vermesi gerekecek. Dolayısıyla özden olan şeyler önerme olamaz. Örneğin, aşağıdakilerden hangileri önermedir dediğimizde P önermesi bakınız 1 yıl 12 aydır demiş. Evet bu bir önerme. Çünkü ben buna doğru diye biliyorum. Sen de doğru diyebiliyorsun. Öznel bir şey değil, nesnel. Aynı zamanda bu doğru olduğu için biz buna doğru bir önerme diyoruz. E önermemiz doğruysa doğruluk değerini 1, yanlışsa da 0 ile gösteriyoruz. Örneğin P önermemiz 1 yıl 12 aydır demişti. Evet bu önermemiz doğru olduğu için P'nin 1'e denk olduğunu söyleyebiliriz. Q'ya bakarsak bu film güzel. Bana göre güzel, pekala sana göre. Ben beğenebilirim, sen beğenmeyebilirsin. Dolayısıyla bakınız bu öznel bir şey. O yüzden bu bir önerme değildir. R'deki cümlemize bakalım. Bir hafta altı gündür. Bu yanlış çünkü bir hafta 7 gün olduğunu biliyorum. O zaman ben de yanlış diyorum sen de yanlış diyorsun. Yani bu da nesnel bir şey ve biz burada kesin bir yargıya varabildiğimiz için işte R'nin de bir önerme olduğunu hatta yanlış bir önerme olduğunu yani sıfıra denk bir önerme olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi P'nin üzerinde çizgi olduğunda bu ise P'nin değili demek. Bu durumda arkadaşlar değil de biz bir önerme yanlışsa onu düzeltmiyoruz. Örneğin bir hafta 6 gündür. Bunun değili bir hafta 7 gündür deyip bunu düzeltmek değil. Bir hafta 6 gün değildir. Bir hafta 6 gün değildir olarak işte bu önermeyi değilini almış oluyoruz ve bir önermemiz yanlışsa bu durumda bunun değili doğru oluyor. Aynı şekilde P önermemiz burada neydi? Doğruluk değeri 1. O zaman bunun değili de 0'a denk olurken P önermemizin değili de 1 yıl 12 ay 1 yıl 12 ay değildir olarak yazılmış olacak. Şimdi geçelim bir diğer sayfamıza. Arkadaşlar mantıkta bazı önermelerimiz var. Cümleleri yani önermeleri birbirine bağladığımız. Bunlar veya, ve, ya da, ise ve ancak ve ancak önermeleri. İşte biz bu önermeleri birleştirdiğimizde buna birleşik önerme diyoruz. Şimdi gelin buradaki bağlaçlarımızı tek tek inceleyelim. Şimdi başlayalım veya bağlacımızla. Öncelikle veya bağlacımızın sembolü bu şekilde. Şimdi iki önermemiz olduğunda doğruluk tablosunu yaparken 2 üzeri 2'den 4 tane Bakınız buraya alta çizgi çekiyoruz. Buradaki önermelerin tüm durumlarını ele alabilmek için öncelikle 2 önermem var ve 2 üzeri 2'den 4'e ulaştım. Şimdi 4'ü 2'ye böldüğümde kaç oldu? 2. İlk önermemi 2 2 değiştiriyorum. Yani 2 tane 1, 2 tane 0 koyuyorum. Elde ettiğim bu sayıyı tekrar 2'ye böldüğümde kaç oldu? 1. İkinci önermeyi ise birer birer değiştirdiğimde ben hep 1 ile başlamayı tercih ediyorum. 1, 0, 1, 0 diye bu tablomu doldurduğumda işte şimdi gelin P veya Q önermesinin doğruluk değerini neye denk olduğunu birlikte buraya yazdığım cümleyle yorumlamaya çalışalım. Şimdi anneniz eve gelirken size dedi ki bana marketten kola veya ayran al. Şimdi ilk durumumuzu inceleyelim. Siz marketten gelirken kolayı da aldınız, ayranı da aldınız. Bakın birler olumlu, sıfırlara olumsuz olarak düşünelim. i̇kisini de aldığımızda anneniz size kızar mı? Kızmaz. Size kola veya ayran al dedi. O zaman Tercih sizin, tercihi size bıraktık. Dolayısıyla ikisini de aldığınızda size kızmaya hakkı yok. Yani bire denk olduğunu söyleyebilirim. Kolayı aldım, ayranı almadım. Bakınız bu olumlu, bu olumsuz. E dediği bir şey yapmış oldum, o zaman yine bana kızmaya hakkı yok. Kolayı almadım, ayranı aldım. E yine bana kızmaya hakkı yok çünkü tercihi bana bırakmıştı. Fakat ikisini de almazsam bize ne diyecektir? Bir hayal edin bakalım. Kendini gezdirdin de mi geldin? Ben sana kola veya ayran al dedim. Niye eli boş geldin diye kızar. İşte o zaman veya dendiğinde size tercihler sunuluyorsa herhangi bir tanesini yapmanız yeterli olacaktır size tercihler sunulduğunda hiçbirini yapmazsanız işte o zaman size kızacak bir anneniz olacak evde. Bunu unutmayın. Günlük hayatımızda hepimiz bunlarla karşılaşıyoruzdur. Şimdi gelin bu durumları inceleyelim. P veya 0'a baktığımızda arkadaşlar bizim P önermemiz ne olduğunu bilmiyorum. Yani burası 1 olabilir veya 0 olabilir. Ya doğrudur ya yanlış. Gelin şimdi her iki durumda buranın sonucunu inceleyelim. 1 veya 0 e dediği bir şey yaptığıma göre bana kızmaz. İkinci durum ise 0 veya 0 olurken e bu durumda hiçbir şey yapmadığım için bana kızar. O zaman P1 iken 1, 0 iken 0 çıktığına göre işte ben bu önermenin P'ye denk olduğunu söyleyebilirim. Hemen bunu silelim ikinciye bakalım. P'nin yine ne olduğunu bilmiyorum. 1 olabilir veya 0 olabilir. 1 veya 1 dediği iki şeyi de yaptım. Bana kızamaz. O zaman burası oldu 1'e denk. 0 veya 1 e dediği bir şeyi bakınız yine yaptım. E veya da en az bir tanesini yapmam yeterliydi. Dolayısıyla burası yine 1 olacaktır. O zaman P veya 1 her durumda 1'e denk olduğuna göre... İşte buranın 1'e denk olduğunu söyleyebiliriz. Geçelim üçüncüye P veya P. Bakınız ikisi de birbiriyle aynı. O zaman 1 veya 1 dediğimde ikisini de yaptım 1 oldu. 0 veya 0 dedim. Dediği hiçbir şey yapmadım. İşte bana kızdı. O zaman P'lerin 1 iken 1, 0 iken 0 çıkıyorsa işte burası P'ye denk bir önermedir. Geçelim üçüncüye. Burada değil olmalıydı arkadaşlar. Bir baskı hatamız olmuş. P veya P değil ise biri birse diğeri sıfır olacak. Bir diğer durumumuzda P sıfırsa e, o zaman P'nin değeri bir olacak. Yani ben bana sunan seçeneklerin bakınız birini yapmış oldum. Dolayısıyla burası da her zaman bire denk bir önerme olacak. Şimdi geçelim V bağlacına. Arkadaşlar V bağlacı da aslında kesişim gibi. Yani şöyle aşağıya V harfiyle gösterilirken 2 önermemiz olduğuna göre 2 üzeri 2'den 4 durumumuz var. 4'ü 2'ye böldüm. 2'şer 2'şer değiştim. Yine 1 ile başladım. 2'yi 2'ye böldüğümde kaç oldu? 1. İkinci önermeyi ise birer birer değiştirdim. 1 ile başladım. Birer birer değiştirdim. İşte bu durumda tüm durumları aslında hesaplamış olduk. Yine gelin doğru cümlelerle doğruyu bulmaya çalışalım. Anneniz eve gelirken marketten kola ve ayran almanızı isterse o zaman siz ikisini de alırsanız "Aferin sana, dediğimi yapmışsın." der. Çünkü burada size bir seçenek sunmadı. Bu ve bu dedi. İkisini de yapmak durumundasınız. İkinciye geçelim. Kolayı aldım, ayranı almadım. E ben ayran içmek istiyordum, sen ayranı almadın. Git tekrar al diyebilir. O yüzden dolayısıyla size kızabilir. Geçelim ikinciye. Kolayı almadım, ayranı aldım. E ben sana kola ve ayran dedim. İkisini de almalıydın. İşte bu da sıfır olurken, hele ikisini birden almadıysanız, sen niye gittin markete diye size hayli hayli kızar arkadaşlar. Tekrar buranın da sıfıra denk olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında bu doğruluk tablosundaki bir sıfırlı olan bu ifadeleri ezberlemenize gerek yok. Günlük hayatımızda aslında karşımıza çıkan bu cümlelerle buradaki tabloların nasıl oluştuğunu kolaylıkla bulabiliyoruz. Yine gelin P ile ilgili olan durumlarımızı incelemeye çalışalım. Şimdi ilk ifademize bakarsak arkadaşlar P ve sıfır. Bir kere ben bir tane sıfırım var. Yani bana denilen bir şey yapmadığım anda... Benim tercih hakkım yok. Her şeyi yapmalıydım. Dolayısıyla burası direkt olarak sıfıra denk olacaktır. İkinciye bakalım. P ve 1 denmiş. Şimdi bunu yaptım ama ben P önermesinde yaptıysam 1, yapmadıysam 0 ve 1 sıfır olacaktır. Dolayısıyla P 1 iken e 0 1'e 0 sıfırken sıfıra denk olduğuna göre buradaki önermemiz P neyse o ile sonuçlanıyor. Dolayısıyla P'ye bağlıdır diyebiliriz. Geçelim üçüncüye. E yine P ve P'miz var. O zaman P birse ikisi de P olduğuna göre bu da bir. Veya ikinci durumumuz P sıfırsa bu da sıfır olacak. Şimdi gelin 1 ve bir. E, i̇kisini de yaptığıma göre annem bana kızmaz. Sonuç bir çıkar. Sıfır ve sıfır olduğunda ikisini de yapmadığım için bana kızar. O zaman bakınız P birken bir sıfırken sıfır olduğuna göre işte burası P'ye denk bir önerme olurken Bakalım sonuncuya P ve P'nin değili var. E bunlardan birincisi 1 ise ikincisi bunun değeri olduğu için 0 olacaktır. Ki ben bana denilen bir şey yapmadığım için 0'a denk bir önermem olacaktır. Aynı şekilde ilk 0 olsaydı o zaman ikincisi 1 olurdu. Yani ben yine bana denilen bir şey yapmadığıma göre annem bana kızacaktı. Yani olumsuz olduğu için her durumda 0'a denk bir önerme elde etmiş olacaktık. Şimdi gelin mantıktaki özelliklerimize bakalım. Öncelikle tek kuvvet özelliği. Ne verirsen o çıksın. İşte burada tek bir değer veriyorum ve tek bir sonuç çıkıyor. Bakınız P ve P'ye baktığımda P1 iken 1 ve 1'den 1'e ulaşırım. 0 ve 0'dan da 0'a ulaşırım. Dolayısıyla P neyse o çıkıyor. P ve P'nin P'ye denk olduğunu, aynı şekilde P veya P'yi de incelersek 1 veya 1, 1 olurken 0 veya 0, 0'dır. Yani P neyse o çıktığına göre işte girenler P, çıkan da P olduğunda biz buna tek kuvvet özelliği diyoruz. Tek bilinmeyen veriyoruz ve tek bilinmeyene ulaşıyoruz. Değişme özelliğinde ise arkadaşlar adı üstünde yerlerini değiştirdiğimizde hiçbir şey değişmiyor. İşte P veya Q ile Q veya P aynı şekilde P ve Q ile Q ve P birbirine denktir. Birleşme özelliği ise gelin bunu aslında toplama işleminden ele alalım. Örneğin 2 artı 3 artı 5 dediğimde ben bu toplamın neye eşit olduğunu biliyorum ona. Gelin öncelikle bu ikisini birleştirelim. Bakınız önceliği parantez içine verdiğimde 5 artı 5 ne çıktı? 10. Veya ben bu toplamda Önceliği bu ikisine verirsem bakınız 2 artı 8'den bu da 10 olurken işte hiçbir şey değişmedi. Yani aslında aradaki işaretler aynıysa ben istediğim ikiliyi birleştirebilirim. İşte biz buna birleşme özelliği diyoruz. Biz bu birleşme özelliğini nerede kullandık arkadaşlar toplamada? Benim mantıkta bu özelliği kullanabilmem için aradaki bağlaçların aynı olması lazım. Örneğin burada ikisi de veya olduğuna göre işte ben böyle bir ifadede istediğim ikiliyi birleştirebilirim. Dolayısıyla mesela burada P veya Q parantez içine alınmış ya. Ben burada Q veya P'yi öncelik verip öncelikle burayı hesaplayıp daha sonra bunun P ile durumunu inceleyebilirim. Aynı şekilde burada da bakınız ikisinin de aslında aradaki bağlaçlar aynı. O zaman istediğim ikiliye öncelik veriyorum. Mesela burada P veya Q'ya öncelik verip ve R'yi sona atabilirim. İşte burada istediğim herhangi ikiliyi birleştirebilirim. Geçelim üçüncüye dağılma özelliği. Bakınız arkadaşlar dağılma özelliğinde aradaki bağlaçlarımız birbirinden farklı. Biri V ise diğeri veya. O zaman hemen gelin yine 4 işlemden örnekleyelim. Mesela 2 çarpı 3 artı 5. Arkadaşlar bu nedir? 2 çarpı 8'den 16 eşit. Pekala ben bunu aradaki işaretlerime bakarsam çarpı ve artı mevcut. Ben işte burada dağılma özelliğini kullanarak yani 2 çarpıyı önce 3'e dağıttım. Daha sonra aradaki işaretimi ortaya koydum ve 2 çarpıyı yani 2 yanındaki işaretle 5'e dağıttım. 2 çarpı 5 dersek bakınız 6 artı 10'dan yine 16'ya eşit olacak. O zaman burada da eğer aradaki işaretlerin farklıysa işte dağılma özelliğini kullanabilirim. Yani P'yi yanındaki V ile grupluyorum. Şimdi bunu içeriye dağıtıyorum. P veya dediğim öncelikle bunu Q'ya dağıttım. Parantezi kapadım. Aradaki bağlacı ortaya koydum. Aynı bakınız buradaki işlemdeki gibi. Daha sonra bunu tekrar aldım ve R'ye dağıttım. Burası da P veya R olarak ifade edilmiş oldu. Gelelim de Morgan kuralımıza. Burada ise arkadaşlar V veya bağlaçlarında Buranın tamamen değilini aldığımızda işte buradaki değili üçüne de dağıtıyoruz. Yani P önermemin değili P değil, B'yağının değili V olurken Q'nun değili olarak ifade ediyoruz. Aynı şekilde burada da P değil V'yi B'yağı yaptım. İkinciye dağıttığımda burası da Q değil ile ifade edilmiş olur. Hemen gelin sorumuza bakalım. Önceliğimiz her zaman parantezin içleri. Eğer ben burası ile ilgili yorum yapabiliyorsam önceliğim parantez içi olacak. Şimdi 1 veya 0. E, bana bir şeyler söyledi ben bir tanesini yaptım. O zaman annemin bana kızmaya hakkı yok. Dolayısıyla burası 0'a denk olacaktır. Şimdi bir de burada değil olduğuna göre 0'ın değilinin ne olduğunu biliyorum 1. O zaman geçtim devam ediyorum. İkinci parantezime baktığımda 0 ve 1 oldu. Burada B dendiğine göre kolayı almadım ayranı aldım ama bana ikisini de al demişti. Dolayısıyla burada işte annem bana kızdı yani önermenin doğruluk değeri sıfır oldu. Parantezimizi kapayalım. Burada veya sıfırımızda yazalım. Şimdi buraya bakarsak 1 ve 0. V dendiğinde denilen her şeyi yapmam isteniyordu. Birinciyi yaptım, ikinciyi yapmadım. O zaman bana kızacak. Burası da 0 veya 0'a dönüşürken 0 veya 0. Bana sunulan seçeneklerin hiçbirini yapmadım. Hayli hayli kızdı. Yani sonucum sıfıra denk bir önerme oldu. İkinci örneğimize de bakarsak önceliğimiz yine parantezci olsun. Şimdi arkadaşlar P değil veya Q var. P başka bir önerme, Q başka bir önerme. Dolayısıyla ben bunların arasında herhangi bir bağlantı kuramıyorum. Hemen gelin yanındakine bakalım. Öncelikle birleşme özelliğimi, dağılma özelliğimi kullanacağım. Hemen aradaki bağlaçlara bakıyorum. Biri veya biri ve. O zaman ben burada bunları birleştiremem. Çünkü aradaki bağlaç larım aynı değil. Hemen geldim ve buradaki önermemi aldım, İçeriye dağıtıyorum. Bu sefer P veya diyelim. Şöyle parantezimizi tekrar yazalım. Gelin sağdaki önermemizi sol tarafa dağıtalım. P değil ve P oldu. Kapattım, aradaki işaretimi ortaya koydum. Şimdi aldım ve bunu Q'ya dağıttım. Burası da Q ve P önermesi olarak ifade edilmiş oldu. Şimdi gelin artık burası ile ilgili yorum yapabilir miyiz? Bakarsak p'nin değili ve p, e bunlar birbirinin değili olduğuna göre muhakkak biri birken biri sıfır. Arada v bağlacı varsa denilen bir şey yapmadığım anda bize kızılacak. Dolayısıyla burası sıfıra denk olacak. Şimdi gelelim sıfır veya q ve p'miz var. İncisi sıfırken ikincisi sıfırsa sıfıra denk, sıfır veya bir. E, denilen bir şey yaptığım durumda da bire denk olacak. Dolayısıyla bakınız, ikinci önermemin doğruluk değerine denk bir önermem var. O zaman işte burası ikinci yani Q ve P'ye bağlı şekilde ifade edilecek. Şimdi tekrar başlangıçtaki P veyamızı yazalım. Burada ise parantezin üstünde değilimiz olduğuna göre hadi gelin artık parantez içine hesaplayabilmek adına öncelikle burada de Morgan kuralımızdan parantezin değilini alalım. Yani bu değili hepsine dağıtacağız. O zaman P veya dedim. Şimdi Q'nun değili D'nin değili oldu veya ikincinin değili de P değil oldu. Arkadaşlar geliniz tekrar buradaki aradaki bağlaçlara bakalım. Artık aradaki bağlaçlarımız birbiriyle aynı. O zaman ben istediğim herhangi ikisini birleştirebilirim. Pekala burada kimleri birleştireyim? E, P ve P değili çünkü bunlar birbiriyle bağlantılı. O zaman burayı da P veya P değil olarak gruplarsam veya Q değil diyelim. Bakınız burada biri P ise diğeri P değil yani biri 1 ise diğeri 0. E arada veya bağlacım varsa denilen bir şey yaptığıma göre annem bana kızamaz. Dolayısıyla burası 1 olacak. Şimdi 1 veya Q değilim var arada yine veya bağlacım var ve denilen bir şey yaptığıma göre işte buranın da 1'e denk olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorumuzda ise bize bu önermenin doğruluk değeri sıfır olarak verilmiş. Bu sefer de e, biz bunun doğruluk değerini biliyorsak dışarıdan içeriye doğru özelleşmeye çalışacağız. Şimdi bakınız arkadaşlar burada en dışta parantezin üstünde değil var. O zaman şu soruyu soruyorum neyin değeri sıfırdır birin? Bu durumda içerinin bir olması gerektiğini anladım. Şimdi geliniz burayı tekrar yazalım. Q veya R'nin değili bire denkmiş. e Şimdi Beyli bir önermede hangi durumda 1'e denk oluruz? Ancak denilen her şeyi yaparsak 1'e denk oluruz. Dolayısıyla buranın 1'e, aynı şekilde buranın da 1'e denk olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi gelelim P'nin değili 1 ise. E P 0 2 değili 1 olmuş. P önermemiz 0'a denkledik. İkinci önermemizin de değili 1'miş. O zaman 0'ın değili 1'dir. Dolayısıyla İçerisi yani Q veya R önermemiz sıfıra denktir dedik. Şimdi geçelim Q ve R detayına. Arada veya bağlacı olduğuna göre bana kızılabilmesi için hiçbir şey yapmamam gerekli. Dolayısıyla sıfır veya sıfır sıfıra denktir dersek işte Q önermemizin sıfıra aynı şekilde R önermemizin de sıfıra denk olduğunu elde etmiş oluruz. Geçelim ya da bağlacına. Arkadaşlar öncelikle ya da bağlacını ve yanın altına bir çizgi koyarak gösteriyoruz. Şimdi gelin öncelikle P ve Q için doğruluk tablomuzu dolduralım ve tekrar bir cümle ile buradaki doğruluk değerlerini düşünmeye çalışalım. Şimdi anneniz dedi ki kola ya da ayran al ve size belirli bir para verdi. E, kola ya da ayran bu ne demek? Ya onu ya onu. İkisini birden alırsanız bakınız burada bir ya da bir. Kolayı da aldın, ayranı da aldın. Niye ikisini de aldın? Müsrif misin? Param yoktu. Niye bu kadar para harcadın der ve size kızar. Çünkü ya bunu ya bunu demişti. Geçelim ikinciye. Kolayı aldım, ayranı almadım. Evet, ya onu ya onu demişti. Dediği bir şey yaptığım için kızmaz. Kolayı almadım, ayranı aldım. E yine ya onu ya onu demişti. Dediği bir şey yaptığım için kızmaz. İkisini de almazsam, ya onu ya onu al dedim sana ikisini birden almamışsın der ve size yine kızar. Yani buranın da sıfıra denk olduğunu söyleyebiliriz. Geçelim ise bağlacına yine doğruluk tablomuzu öncelikle gelin dolduralım. Ve bir cümle ise'nin sonuçlarını da düşünmeye çalışalım. Şimdi size dedim ki belediye başkanı seçilirsem buraya park yaptıracağım. Düşünün hangi durumlarda bana kızarsınız? Belediye başkanı seçildim, parkı yaptırdım. E sözümde durdum. Kimse bana kızamaz. Yani burası bir oldu. İkinciye bakalım. Belediye başkanı seçildim, parkı yaptırmadım. Ben size ne için söz vermiştim? Belediye başkanı seçilirsem parkı yaptıracağım. E seçildiğim halde yaptırmadım, sözümde durmadım. O zaman bana kızarsınız. Peki buna bakalım. Başkan seçilmedim, parkı yaptırdım. Helal olsun adama dersiniz. Seçilmediği halde yaptırdı. Kızmak değil, alkışlarsınız. Yani bir oldu. Üçüncüye bakalım. E, başkan seçilmedim, parkı yaptırmadım. Kızar mısınız? Hayır. Çünkü ben size seçilirsem yaptıracağım diye söz vermiştim. Seçilmediğim için yaptırmadım o zaman bana kimse kızamaz. Yani burası da 1'e denk olacaktır. Arkadaşlar P ise Q önermesinin doğruluk değerlerini elde ettik. Bir de gelin P'nin değili veya Q'yu bulmaya çalışalım. E bunun için öncelikle P değiliye ihtiyacımız var. E P'nin 1 olduğu durumda değili 0 olacak. Aynı şekilde 0 değillerimizi yazalım. Burası da sıfırların değilinden 1 olacak. E Q önermemizde zaten burada sırasıyla yazmıştık. 1-0-1 0'lardan oluşurken P veya Q'ya bakarsak 0 veya 1, 1'e denktir. 0 veya 0, ikisini de yapmadım bana kızdı. 0'a denk, 1 veya 1, 1'e, 1 veya 0'ın da 1'e denk olduğunu söyleyebiliriz. E bakınız buradaki önermelerin doğruluk değerleri birbiriyle aynı oldu. İşte o zaman biz P ise Q'nun aslında birinci önermenin değili veya ikinci önermenin kendisine denk olduğunu söyleyebiliriz. İşte P ise Q önermemiz birincinin değili veya q'ye eşit olurken eşim bakınız burada parantez değil var. Arkadaşlar iselin değilini alamıyoruz. O yüzden öncelikle biz buradaki ifadeyi veya'ya çevireceğiz ve daha sonra bunun değilini alacağız. Dolayısıyla birincinin değili veya ikinci dedikten sonra şimdi parantez değili alırsak demorgundan değili üçüne de dağıtıyorum. P değilin değili tersin tersi kendisidir P veya'nın değili V dedim. Q değili olarak işte buradaki değili hesaplamış oldum. Şimdi bakalım P ise birim mevcut. Arkadaşlar P önermesinin ne olduğunu bilmiyorum. P 1 olabilir 0 olabilir. Gelin P'nin bu durumlarında sonucum ne çıkar? E başkan seçildim, parkı yaptırdım, bana kızamazsın. Seçilmedim, parkı yaptırdım, helal olsun dersin. E bu da birdir. O zaman bu her durumda bire denk bir önerme olacak diyebiliriz. P ise P'yi inceleyelim. P'nin bir olduğu durumda, e bu da P olduğu için bir, sıfır olduğu durumda sıfır olacak. Başkan seçildim, parkı yaptırdım, helal olsun. Seçildi, yaptırdı, sözünde durdu. Seçilmedim yaptırmadım. Seçilmedim ki yaptırayım. Yine bana kızamazsın. Bakınız bu da 1 olduğuna göre her durumda 1 çıkıyorsa işte P ise P'nin de 1'e denk olduğunu anlamış olduk. Geçelim 3.'ye. P 1 olabilir, 0 olabilir. 1 ise 0. Başkan seçildim, parkı yaptırmadım. Herkes bana kızar. 0 oldu. 0 ise 0. Başkan seçilmedim, parkı yaptırmadım. E yaptırmayabilir çünkü seçilmedi. Yani bu durumda 1 oldu. Bakınız P 1 iken 0, 0 iken 1 çıkıyor. Yani P önermem neyse elde ettiğim sonuç onun değiline denk oluyor. Hemen burayı da sildim. Geçtim sona. 0 ise P. Tekrar P önermem doğru olabilir, yanlış olabilir dedim. 0 ise 1. Başkan seçilmedi, parkı yaptırdım. Helal olsun be. Seçilmediği halde yaptırdı. İkinciye geldim. 0 ise 0 seçilmedim yaptırmadım. Yine bana kızamazsınız. Sözümde durmama gibi bir durum söz konusu değil. O zaman bu önerme her halükarda bakınız bire denk oldu. Yani buranın da o zaman bire denk bir önerme olduğunu söyleyebilirim. İşte buradaki kurduğum cümlelerdeki Buradaki cümleleri düşünürseniz doğruluk tablosundaki buradaki bir sıfırlı değerleri tek tek ezberlemenize gerek kalmayacak. Şimdi geçelim iseli bir önermenin tersi nedir? Arkadaşlar burada P ve Q'nun ikisini de değili aldığımda işte terslerini almış oluyorum. Yani P ise Q önermesinin tersi P değil ise Q değildir. Karşı dediğinde bunları karşı karşıya geçiriyorum. Yani yerlerini değiştiriyorum. O zaman karşıtım Q ise P oluyor. Bakınız karşı karşıya geçirdik. Karşıt tersinde ise hem karşı karşıya geçiriyorum hem de terslerini alıyorum. Dolayısıyla Q değil ise P değil olarak burayı da ifade etmiş oluyorum. Şimdi geliniz bugün pazar ise haftanın son günüdür bileşik önermesinde tersine bakalım sırasıyla buradaki önermelerin değilini alıyorum. Yani bugün pazar değil ise haftanın son günü değildir. İşte bu. Bu önermenin tersi oluyor. Karşıtta ne demiştik? Önermelerin yerlerini değiştiriyorum. Yani haftanın son günü ise bugün pazardır. Sadece yerlerini değiştirdim karşı tersinde ise karşı karşıya geçirip terslerini alıyorum. Yani cümlelerin yerini değiştirip değil alıyorum. O zaman haftanın son günü değil ise bugün pazar değildir cümlesiyle işte buradaki önermemin karşı tersini de Cümleye dökmüş oldum. Şimdi bakalım buradaki sorumuza. Bize buradaki önermenin değili denmiş. Arkadaşlar öncelikle iseli bir önermenin değilini bulabilmemiz için hemen gelin buradaki parantez içlerini yani iseleri veya'ya dönüştürmeye çalışalım. Burada ne demiştik biz? Birinci önermemin değili veya ikincinin kendisi yani Q değil dedim aradaki bağlacım ve aynı şekilde burada da ise olduğuna göre birincinin değili veya ikinci dedim. Şimdi geliniz buraya bütünen bakalım. Öncelikle aradaki bağlaçlara bakıyorum. V da var, V de var. Yani burada herhangi istediğim ikisini birleştiremiyorum. O zaman iki parantezde ortak olanlar var mı diye bakarsak. Bakınız P değil veya P değil veya işte bu iki önermemde de mevcut. O zaman nasıl dağıtıyorsak bu sefer geri de çekebiliriz. Yani ben burayı p değil veya parantezine alırsam, bakınız burayı aldığımda ilk parantezimde q değil kaldı. Aradaki bağlacım ve Burayı aldığımda ikinci de ise q önermem kaldı. Şimdi geliniz buradaki parantezin içine gözümüzü dikersek. Buradaki önermeler birbirinin değili. Yani biri birse diğeri sıfır olurken arada V bağlacım varsa denilen bir şey yapmadığım anda bana kızacak. O zaman P'nin değili veya sıfır olduğunda e, bir şey yapmadım e, ben bunu yaparsam kızmaz ama yapmazsam kızar. Dolayısıyla işte bu önermem neyse ona denk bir önermeye ulaşmış olurum. Yani burası P değil olduğuna göre buradaki önermemin dengi P değil olacaktır. Fakat biz şu an buradaki önermenin neye denk olduğunu bulduk. Fakat burada bize bunun değili sorulduğuna göre şimdi gelin bunun değilini alalım. E, değilin değili kendisiydi. Dolayısıyla işte buradaki önermenin P'ye denk bir önerme olduğunu bulmuş olalım. Şimdi geçelim son bağlacımıza. Bu ise ancak ve ancak. Bu sefer biz bunu çift yönlü okla gösteriyoruz. Arkadaşlar burada da doğruluk tablomu oluşturayım buradaki değerleri aklınızda daha kolay tutabilmek için de ancak ve ancak önermesi çift gerektirmedir. Yani ikisinin de birbirini gerektirmesi gerekir. O yüzden burada ise size şöyle bir cümle kuruyorum. Bir üçgen eşkenar üçgendir. Ancak ve ancak iç açıları 60'ar derecedir. Şimdi buradaki bir sıfırlarla bu cümleyi yorumlamaya çalışalım. Eşkenar üçgendir. İç açıları 60'ar derecedir. Evet doğru. Çünkü eşkenar üçgenin ancak iç açıları 60'ar derecedir. Yani burası bakınız 1'e denk oldu. Eşkenar üçgendir. iç açıları 60'ar derece değildir. E, eşkenar üçgense iç açıları 60 olmak zorunda. İşte bakınız 60'ar derece olmayan bir şey eşkenar üçgen olamaz. Yani bu 0'a denk oldu. Burada eşkenar üçgen değil iç açıları 60'ar derece. Bir üçgenin iç açıları 60'ar derece ise o muhakkak eşkenar üçgen olacak. Yani bu cümlede yanlış oldu. Bakalım buna. Eşkenar üçgen değil, iç açıları 60'ar derece değil. Evet, eşkenar üçgen değilse iç açıları 60'ar derece olamaz. Yani bakınız buradaki önermemde 1'e denk bir önerme oldu. Şimdi P ancak ve ancak Q önermesi de bunun sol tarafını kapatırsam ben burada ne görürüm? P ise Q. Ve sağ tarafta kalan o kısmını kapatırsam bu sefer Q ise P diye okuruz. İşte burası da Q ise P olurken bu iki önermenin birbirine denk önermeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorumuzda ise bize verilen önerme neymiş? Yanlış bir önermeymiş. E, i̇seli bir önermenin yanlış olabilmesi için... Benim belediye başkanı seçilip parkı yaptırmamam gerekiyordu. Dolayısıyla bir ise sıfır sıfıra denk dersek işte buradan P önermemizin doğru olduğunu Q veya R önermesinin ise yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de yağlı bir önermemiz sıfırsa ancak denilen hiçbir şey yapmadığımız durumda sıfırdı. O zaman da Q önermemizin yanlış, R önermemizin de yanlış olduğunu anlamış olduk. Şimdi geçelim buradaki önermelerimize. Biz P'nin doğru olduğunu, Q'nun yanlış, R'nin de yanlış olduğunu biliyoruz. O zaman arkadaşlar buradan A üzeri 4 çarpı B üzeri 3'ün sıfırdan küçük olduğunu söyleyebiliriz. İkinci önermemiz yanlışsa C, B'den büyük ya da eşit değilse o zaman C, B'den bunun değili yani daha küçük olmalıdır. Üçüncüye bakarsak, a çarpı c'nin sıfırdan büyük ya da eşit olması yanlışsa, o zaman doğru olan önermemiz bunun değili olacak, yani a çarpı c sıfırdan küçük olacak. Şimdi gelin işaret incelemesine bakalım. Öncelikle a üzeri dördün, a pozitif de olsa, negatif de olsa dördüncü kuvvetini aldığımızda, buranın muhakkak pozitif olduğunu biliyoruz. O zaman ben artıyla buradaki B küpü çarptığımda sıfırdan küçük yani negatif bir değer elde ediyorsam artı ile eksinin çarpımı eksidir. Dolayısıyla B küpün eksi olduğunu yani bu durumda B'nin negatif olduğunu anlamış oldum. B'nizin işareti eksi olacak. Şimdi geçelim. Burada B'yi biliyoruz ya. B'miz eksi ise e, C B'den daha küçük. O zaman e, eksi bir sayıdan küçük olan bir ifade muhakkak eksi olacaktır. Yani c'miz de kesinlikle negatif olurken e, c'miz negatifse eksi ile artının çarpımı ancak sıfırdan küçük yani negatiftir. Dolayısıyla a'nın işareti de pozitif olacak diyebiliriz. İşte arkadaşlar aslında günlük hayatımızda buradaki veydi, veyaydı, ya daydı, iseydi bunları ne kadar fazla kullanıyoruz? Buradaki tablolarda çok fazla bir sıfırlı değerlerimiz mevcut ve inanılmaz şekilde karışıyor. İşte buradaki önermelerin doğruluk değerlerini doğru cümlelerle hayatımızla ilişkilendirirsek çok basit bir şekilde mantıkla ilgili olan soruları yorumlayabiliriz. Bu konumuz basit ve küçük bir konu ve bunu tamamladığımıza göre Kamplas kitabımızdan hemen mantıkla ilgili sorularımızı çözelim arkadaşlar ve bir sonraki videomuzda görüşelim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.